Denklemin kökleri x1 ve x2 imiş ve x1 ile x2 arasında böyle bir bağıntı tanımlamış buna göre m dediğin şey nedir demiş şimdi baktığınızda denkleme siz net olarak ne söyleyebilirsiniz kökler çarpımının c bölü a olduğunu yani 3 bölü den 3 olduğunu söyleyebilirsiniz net konuşabileceğiniz şey odur kökler toplama hakkında direkt Hani sayısal olarak şudur budur diyemezsiniz. Size verdiği ifadeyi de şimdi kullanalım. X1 çarpı bu X2'nin dördüncü kuvvetini şöyle yazalım. X1 çarpı X2 çarpı X2'nin kübü diyelim. 4 tane var ya çarpım olarak. Bir tanesini ayırdım. Niye ayırdım? Kökler çarpımını kullanabileyim diye. Burası 24. Şimdi kökler çarpımı kaçtı? 3'tü. O zaman burası kaç yaptı? 8. O zaman X2 dediğiniz şey kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi diyebiliriz. E peki bu dediğiniz X2 kök değil mi? Evet. Peki yerine yazarsak sağlamaz mı? Sağlar. O zaman x gördüğümüz yerine yazıyoruz. 2 yazıyoruz. 2'nin karesi 4 eksi 2 parantezinde m eksi 3 artı 3 eşittir 0. O zaman 4 eksi 2m artı 6 artı 3 eşittir 0'dan 2m kaç yaptı? 13 yaptı. m de buradan ne yapar arkadaşlar? 13 bölü 2 yapar diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Şimdi m eksi 3'ten farklı olmak üzere böyle bir ikinci ajan denklem vermiş bize. Doğru mu? Denklemin x1 ve x2 kökleri arasında böyle bir bağıntı varmış. Şimdi mesela bu bağıntıyı kullanarak neler yapabiliriz? Beraber bakalım. Mesela bir içler dışlar çarpımı yapalım orada. O zaman 3 tane x1 eşittir. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda ne oldu? 2 x1 x2 eksi 3 x2 geldi. Ne yaptım? x2'yi sağ alt tarafa dağıttım. Şu 3x2'yi bu tarafa atarsak ne oldu? 3x1 artı 3x2 yaptı. Bu da kaça eşitmiş? 2x1 x2'ye. Peki şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta 3 tane ne çıktı? Kökler toplamı çıktı. Sağ tarafta da ne çıktı? 2 tane kökler çarpımı çıktı. O zaman biz bunun ve bunun karşılıklarını yazalım. Sonra da buradan m'i bulmaya çalışalım. Şimdi kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a yani 3m bölü m artı 3'tür. Bunu kaç ile çarpıyoruz? 3 ile çarpıyoruz. Doğru mu? Peki bakalım. Sağ tarafta da 2 çarpı kökler çarpımı. Kökler çarpımı ne? C bölü A. 2M artı 1 bölü M artı 3. Şimdi zaten M ne olamaz? Eksi 3 olamaz. Orada da güzellik de yapmış bize. Alt tarafı 0 yapamazsın demiş. O zaman ben ne yapabilirim? Bunları sadeleştirelim. İki taraftan da M artı 3'leri sadeleştirdim. Şimdi 3 çarpı 3M 9M eşittir 2'yi dağıtırsak ne yapacak? 4M artı 2 mi yapacak? 4M'i sola çektim. 5M eşittir 2'. M de dediğiniz şey nedir arkadaşlar? 2 bölü 5'tir diyebiliriz. Yani doğru çözümümüz bu şekildeydi. Şimdi denklem vermiş bize. Bu denklemin x1 ve x2 gibi iki tane kökü varmış. Ne sormuş? x1'in karesi artı x2'nin karesini sormuş. Şimdi biz denkleme bakarken x1 artı x2'yi biliyor muyuz? Biliyoruz. Eksi b bölü a'dan 5. Peki kökler çarpımı biliyor muyuz? Biliyoruz. O da nedir arkadaşlar? C bölü A'dan eksi 7. Peki bize ne soruyor? X1'in karesi artı X2'nin karesi. Bu bir özdeşlik sorusu. Yani 3 taneden 2 tanesini veriyor. Üçüncüyü istiyor. Yani nasıl yapalım? X1 artı X2'nin parantez karesi eşittir. X1'in karesi artı. Doğru mu? X1'in karesi artı X2'nin karesi artı. 2 tane X1 X2. Şimdi boşlukları dolduralım. O zaman kökler toplamı 5 ise karesi kaç yapar? 25. Burası soru işareti. Artı 2 tane kökler çarpınır. Eksi 7. E burası eksi 14. Eksi 14'ü bu tarafa atarsak neyi bulacağız? X1'in karesi artı X2'nin karesini bulacağız. 14 öbür tarafa geçerse kaç gelir? 39 gelir diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdi x kare eksi 5 x artı 7 eşittir 0'ın kökleri x1 ve x2 iken köklerin küpleri toplama hakkında soru sormuş bize. Tekrar söylüyorum. Kökler toplamını ben biliyor muyum? Biliyorum. Kaçtır? 5'tir. Kökler çarpımını biliyor muyum? Biliyorum. O da kaçtır? C bölü A'dan 7'dir. Peki ne soruyor bana? X1'in kübü artı X2'nin kübünü soruyor diyebiliriz. Şimdi bu iki küp toplamı gibi gözükebilir ama bu benim nazarımda bu bir değer bulma sorusudur. Değer bulma sorularında tam küp yapmak daha sağlıklı. Yani mesela x artı y'nin kübü açılımını şöyle yazarsanız x küp artı y küp artı 3 x parantezinde x artı y yazarsanız daha sağlıklı olacak. Bir kere de bulabilirsiniz. Şimdi size bu tip sorularda ne yapıyor? Buraya 1 diyordum, buraya 2 diyordum, buraya 3 diyordum. Burası tekrardan 1'di. 3 tane 2 tanesini verecek, 3. isteyecek. Bakın şimdi x ve y dediklerimizi x1 ve x2 cinsinden yazayım ben soruda. O zaman şöyle olacak. x1 artı x2'nin kübü eşittir x1'in kübü artı x2'nin kübü artı 3 tane x1 çarpı x2 parantezinde x1 artı x2. Şimdi boşlukları dolduralım isterseniz. Şimdi burası kökler toplamı kaç? 5. Kübünü al 125 eşittir. Burası soru işareti artı 3 çarpı kökler çarpımı ne? 7. Kökler toplamı ne? 5. 7 kere 5. 35. Burası kaç yaptı? 105 mi yaptı? bu tarafa atarsak o zaman x1'in kübü artı x2'nin kübü için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 20'dir diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Şimdi denklemin köklerinden biri 3 eksi kök 2 ise m nedir demiş. Oturup da biz buraya x yerine bunu yazmak çok da sağlıklı bir davranış olmaz. Şöyle yapalım. Mesela ben kökler çarpımının ne olduğunu biliyorum. c bölü a olduğunu yani buranın 7 olduğunu biliyorum. Köklerinden bir tanesi neymiş? 3 eksi kök 2 imiş. O zaman biz 3 eksi kök 2 çarpı x2 için ne diyelim? 7 diyelim. O zaman x2 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 7 bölü 3 eksi kök 2'dir. Şimdi buradan diğer kökü üretmeye çalışalım. Mesela eşlenik çarpımı yaparsak ben bunu 3 artı kök 2 ile çarparsam o zaman x2 için ne derim? 7 parantezinde 3 artı kök 2'ye bölü 9 eksi 2'den 7'dir derim. O zaman 7'ler birbirini götürür. X2 dediğiniz şey ne gelir arkadaşlar? 3 artı kök 2 gelir. Köklerinden bir tanesi neymiş? 3 eksi kök 2'ymiş. Diğeri de ne yaptı arkadaşlar? 3 artı kök 2 yaptı. Şimdi kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. O zaman eksi parantezinde 2m eksi 3'tür. E peki ben bunları toplarsam ne yapar? 3 eksi kök 2 ile 3 artı kök 2'yi topladığımda ne yaptı? Bunlar birbirini götürdü 6 yaptı. 6'da neye eşitmiş? Eksi 2m artı 3'e eşitmiş. O zaman 2m eşittir. Eksi 3. m de buradan ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 yaptı diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Şimdiki sorumuzda x kare eksi 7 x artı 1 denklemin kökleri x1 ve x2 ymiş. Buna göre kök x1 artı kök x2 nedir diye sormuş. Şimdi bana verdiği denklemde ben kökler toplamının 7 olduğunu... Biliyor. Bir de kökler çarpımının kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 1 olduğunu biliyorum. Peki bana ne soruyor? Kök x 1 artı kök x 2'yi soruyor. Şimdi bana sorduğu ifadenin karesini alsam. Bunun ne gelmiş olacak? Birincinin karesi artı ikincinin karesi sonra 2 iki çarpı ikisinin çarpımı. Yani bu gelmiş oldu. Şimdi boşlukları dolduralım. O zaman ne oldu? E, burası kökler toplamından 7 geldi. Artı 2 çarpı Şurası ne geldi? Kökler çarpımından 1'den 1 bir geldi. Yani burası ne oldu? 9 oldu. Karesini aldığınız ifade 9 sa o zaman kök x1 artı kök x2'nin ne gelmesi beklenir? 3 gelmesi beklenir. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki karesi 9 sa kendisi niye eksi 3 olmuyor? Olamaz çünkü köklü ifadeler bakın ikisi de sıfırdan büyük eşit olan ifadeler olduğu için sonucun eksi gelme şansı yok. O zaman bizim sonucumuz ne gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri m ve n demiş. Buna göre m çarpı n nedir demiş. Şimdi baktığınızda kökler toplamı ve kökler çarpımı hakkında yorum yapabiliriz. Mesela kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dır. Yani 2m artı n eksi 5'tir. Eksi b bölü deyince bu eksi ortadan kaybolacak. Doğru mu? Peki kökler m'de n'di. O zaman m artı n neye eşitmiş? 2m artı n eksi 5'e. n'ler karşılıklı birbirini götürdü. M'i bu tarafa attım. Eksi 5'i de bu tarafa attım. M dediğiniz şey kaç geldi? 5 geldi. Peki bakalım. Şimdi kökler çarpımını devam ettirelim. Kökler çarpımı da nedir arkadaşlar? X1 çarpı X2 C bölü A'dır. Yani C'si neydi? Bunun M eksi iken bölü A'sı da 1. Yani M eksi 2'ye geldi. Peki köklerimiz bizim M ne N'di. O zaman M çarpı N nedir? M eksi ikendir. E şimdi sen M'i 5 diye buldun nasıl olsa geleceksin burada yerine yazacaksın. Yani 5n eşittir 5 eksi 2n yapacak. O zaman 7n eşittir 5. n dediğiniz şeyde ne geldi? 5 bölü 7 geldi. Peki bize ne soruyor? m çarpı n. O zaman m çarpı n nedir arkadaşlar? 5 çarpı 5 bölü 7'den 25 bölü 7'dir diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Denklemin çözüm kümesi 4 ise demiş. Buna göre m çarpı n nedir? Denklem için ikinci dereceden denklemden başlıyoruz ve bunun çözüm kümesi sadece 4'ten ibaret. E ben ne anlıyorum? O zaman bu denklem nedir? Tam karedir. Yani x eksi 4'ün karesidir derim. Ve buradan tek kök gelecek derim. O zaman burası ne yapar arkadaşlar? x kare eksi 8x artı 16 eşittir sıfırdır. O zaman burada ne yaptı? Eksi parantezde 3m eksi 1 eksi 8'e 2n artı m ifadesi de 16 eşit oldu. Şimdi buradan 3m eksi 1 ne yaptı? 8 yaptı. m de buradan kaçtır? 3'tür. m yerine 3 yazarsak 2n eşittir 13'tür. n dediğiniz şey ne yapacaktır? 13 bölü 2 yapacaktır. Sorduğu soru ne? m çarpı n neymiş? O zaman 3 çarpı 13 bölü 2'den bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 39 bölü 2 gelir diyebiliriz. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere böyle bir denklem vermiş denklemi verildiğine göre A bölü B'nin alabileceği değerler toplamının değerler çarpımının oranı kaçtır demiş. Çok güzel bir soru. Bu karşınıza ileriki süreçlerde farklı farklı konularda farklı başlıklarda da gelecektir. Bakın şimdi A bölü B'yi oluşturmak istiyorum ya ben. Ben bu denklemi bir yazıyorum. A kare eksi 6 A B böyle biraz geniş geniş yazıyorum. Birazdan sevini anlayacaksınız. Yazdım böyle tamam mı? Şimdi gidiyorum her bir ...terimi b kareye bölüyorum. Bakın bunu da b kareye böldüm. Bunu da b kareye böldüm. Bunu da b kareye böldüm. Neden? Çünkü benim elimdeki ifade a bölü b'ye bağlı olsun diye. O zaman ne oldu? a bölü b'nin karesi... ...doğru mu? Eksi bir tane b gitti. 6 tane a bölü b... ...artı 13 eşittir 0 yaptı. O zaman buradan a bölü b'ye mesela k dersek... O zaman ne olmuş olacak? K kare eksi 6K artı 13 eşittir sıfırdır. Ve biz ne yapmış olduk? Aslında A bölü B'ye bağlı bir denklem bulduk. A bölü B'nin değerler toplamının o zaman değerler toplamına geldi. Eksi B bölü A'dan 6 geldi. 6'nın değerler çarpımının oranı yani C bölü A'dan 13'e oranı doğru cevabımız ne gelecek? 6 bölü 13 gelecek diyebiliriz. Şimdi bize bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri de x1 ve x2 demiş. Daha sonra demiş ki kökleri 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 olan ikinci ecen denklemi bulunuz bize demiş. Şimdi normalde şöyle yapalım. T diyelim. Normalde biz yeni bir denklem yazdığımız zaman nasıl yazıyoruz arkadaşlar? x kare eksi x, tx artı ç eşittir 0 diye yazıyoruz değil mi? T kökler toplamı, ç de kökler çarpımı. Eksi b bölü a, c bölü a'dan tam dediğimiz gibi. O zaman t dediğimiz şey 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin nesidir arkadaşlar? Toplamıdır. Doğru mu? Peki o zaman biz buradan işimize devam etsek paydaşı desek ne yaptı? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 yaptı. Peki bu x1 ve x2 aslında bu denklemin kökleridir. Yani o zaman kökler toplamı yerine ne yazacağız? Eksi 3 yazacağız. Burası nedir? Kökler çarpımıdır. O da nedir arkadaşlar? C bölü a'dan eksi 5'tir. O zaman kökler toplamı ne geldi? 3 bölü 5 geldi. Şimdi çarpım dediğimiz şey nedir? 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin çarpımıdır. O zaman ne yapar orası? 1 bölü x1 x2 yapar. Bu x1 ile x2 yukarıdaki bize verdiği denklemin kökler çarpımıdır. O zaman nedir orası da? Eksi 5'tir. Yani eksi 1 bölü 5'tir. Şimdi oluşturacağımız denkleme geçelim. x kare eksi 3 bölü 5 x artı o da eksi 1 bölü 5 olduğu için yine eksi 1 bölü 5 yazacağız. Eksi 1 5 eşittir 0. Şimdi hepsini 5 ile çarparsak o zaman 5 x kare eksi 3 x Eksi 1 eşittir 0'dır. Ne yapabiliriz diyebiliriz. Yani bizden istediği denklem ne geldi? 5x kare eksi 3x eksi 1 geldi diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdiki sorumuzda bize ne diyor? İki tane ben sana denklem verdim diyor. Kökleri x1 eksi 3 ile x2 eksi 3 olan ikinci ecen denklemi bul bana diyor. Şimdi aslında burada 5 tane x1 x2 var. Yani orası kökler çarpımıdır. Eksi 3 tane x1, 3 tane x2 var. Aslında orası 3 tane kökler toplamıdır. Burası 9 yaptı. Şimdi burada ne var? Bir tane çarpım var. Eksi bakın. Eksi parantezini alırsanız kökler toplamı var orada aslında. Orası da kaçtır? 1'dir. Şimdi ne yapalım? Ç'yi bulmaya çalışalım ya da t'yi bulmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Şunu eksi 3 ile genişletelim. O zaman ne geldi? 5 ç eksi 3 t eşittir 9. Eksi 3 ç artı 3 t eşittir eksi 3. Topladığınız zaman 2Ç eşittir 6. Ç eşittir 3 geldi. Çarpım 3 ise toplamda kaçtır? 2'dir. Çarpımı 3 toplamı da 2 bulduk değil mi? O zaman bizim denklemimiz aslında x kare eksi 2x. Çünkü denklemi nasıl yazıyorduk? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklinde yazıyorduk. O zaman x kare eksi 2x artı 3 eşittir 0 diye bir denklem bulduk. Doğru mu? Aynen. Şimdi buradan sonra bize bu denklemin kökleri de bu arada x1 ve x2. Yalnız bizim yeni oluşturacağımız bir denklem var. Kökleri x1 3 ile x2 3. O zaman şöyle yapalım. Yeni bir t elde edelim. Tamam mı? Bu t'miz de x1 3 ve x2 artı x2 3 olsun. Şimdi biz yeni bir x kare eksi tx artı ç yapıyoruz. Şimdi biz bir tane bu vana verdiklerinden bir tane böyle bir denklem elde ettik. O denklemimiz bu geldi. Önce soruyu bu kısma getirdik. Daha sonra bu kısımdan sonra yeni bir denklem elde ediyoruz. Çünkü bizim köklerimiz, yeni köklerimiz ne olacak arkadaşlar? x1-3 ile x2-3 olacak. O zaman yeni denklemimizin kökleri toplamı x1-3 ile x2-3'ün toplamı. Yani x1 artı x2 eksi 6. Peki buradan x1 artı x2 kaç yapar? Kökler toplamı. Buradan çekeceğim o veriyi. 2. 2 6'dan eksi 4. Yeni denklemimizin kökler toplamı eksi 4 geldi. Daha sonra devam ediyoruz. Ç. Yeni denklemizin kökler çarpımı. X1 eksi 3 ile X2 eksi 3'ün çarpımı arkadaşlar. Bunu dağıtırsak ne yapar? X1 x 2 eksi 3 x1 eksi 3 x2 artı 9 yapar. Şimdi verileri kullanalım. Burası önceki denklemin yani bu denklemin kökler çarpımı yani c bölü a'dan 3. Burada eksi 3 tane kökler toplamı var değil mi? Kökler toplamı 2 idi artı 9. Ne yaptı burası? 3 eksi 6 artı 9'dan 6 yaptı mı? Şimdi bizim yeni denklemimizin ç'si 6, t'si de x4. O zaman yazıyorum artık. x kare artı 4, x artı 6 eşittir 0 benim yeni denklemimin nesidir? Kendisidir arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir çözüldü. Şimdi bize bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri, bu denklemin köklerinden 3'er fazla demiş. Şimdi bu denklemin köklerinden üçer fazla. O zaman şimdi şu denklemin kökler toplamı mesela bunun kökleri ne olsun? x1 olsun. Bunun kökleri x2 olsun. O zaman bu denklemin kökleri x1 artı 3 ile x2 artı 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. O zaman soldaki yani yukarıdaki denklemin kökler toplamı x1 artı x2 artı 6 yaptı. Bu da kaça eşitmiş? 3, eksi b bölü a'dan 3m eşitmiş. Peki x1 artı x2 nereden? Bu denklemin kökleri yani m artı 2. m artı 2 artı 6 3m ise 2m 8'den m kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. m'i 4 bulduk. Sıra geldi n'e şimdi. Kökler çarpımına bakalım. Mesela x1 artı çarpı şimdi şöyle yapalım aslında. x1 artı 3 ile x2 artı 3'ün çarpımı bizim yukarıdaki denklemimizin yani bu denklemimizin kökler çarpımı. Bu da kaça eşit? 20'ye eşit. O zaman burayı bir dağıtalım. Ne yaptı? x1 x2 artı 3 tane x1 3 tane x2. 3 tane x1 artı x2 artı 9 eşittir 20 yaptı. Doğru mu? Aynı. Şimdi burası bizim bu denklemimizin nesidir? Kökler çarpımıdır. Yani c bölü a'dan n'dir. Kökler toplamı da M artı 2'dir. 3 tane M artı 2 geldi buradan. Bir de 9'umuz var. Bunların toplamı ne yaptı? 20 yaptı. M zaten kaçtı arkadaşlar? 4'tü. Buraya 4 yazdım. 4 artı 2 6. 18. 9 daha 27. 27 artı yani eşittir 20 ise en de buradan nedir? Eksi 7'dir. N'i de eksi 7 bulduk. M'i de 4 bulduk. O zaman M çarpı N kaçtır arkadaşlar? Eksi 28'dir diyebiliriz sorumuzun çözümü için.